Türkiye ile ilgili meseleye devam edeceğiz ama son bu Japonya ile ilgili bir şey daha sorayım, ondan sonra devam edelim istiyorsanız. O da şu, şimdi orada 6 reaktör, 6 ünite var, evet, diyebiliyoruz biz. Evet. Ve bunun ikisinde şu ana kadar patlama yaşanmış vaziyette. Önemli şeyler söylediniz ve dediniz ki bunlar aslında Ocak 2011 itibariyle kapatılması gereken, süreçlerini doldurmuş olan reaktörlerdi. Diğer reaktörlerde risk nedir şu anda? Şimdi bildiğimiz kadarıyla birinci ve üçüncü ünite özellikle 1, 2, 3'te de problem var ama 4'te de kullanılmış yakıtların bekletildiği bölgede, yani 4, 5, 6 aslında kullanım dışında o an, daha doğrusu bakıma alınmış durumda. O yüzden güçte değildi reaktörler. Hı hı. O açıdan da bir sorun çıkmadı ama 4. ünitenin kapatılmış bulunmasına rağmen, yani işletimde değildi o anda, kullanılmış yakıtların bulunduğu yerdeki bir problem, yangın nedeniyle çok ciddi miktarda bir aktivite, kullanılmış yakıtlardan çevreye sızmış. Onu öğrendik. Yani yaklaşık 100 bin mikrosievert saatte bir dozdan bahsediyorlar. Yani 100 milisievert saatte. Bu şöyle, yani 100 milisievert doz aldığınız zaman bu kanser olma eşiğidir. Yani sizde bir kanser tetikleyebilecek minimum doz değeri yaklaşık 100 milisievert olarak ifade edilir. Burada ise saatte 100 milisievertlik bir doz okunuyor. Yani bir saat orada çalışan acil kurtarma ekipleri vesaire bir saat maruz kaldığında bu doza erişmiş oluyorlar. Oradakilerin işi oldukça zor. Fakat bu yine tabii tesis içinde çalışan tesis insanlara içinde, yönelik kesinlikle bir şey. Öyle. Ünite 3'te ilginç bir durum var. Şimdi diğer ünitelerdeki reaktörlerin yakıtları düşük zenginlikte uranyum. Yani %3-4 zenginlikte uranyum içeriyor. Ama ünite 3'teki yakıt elemanları reproses edilmiş. Şöyle ve bunu da yakın bir zamanda aslında gerçekleştirip devreye aldılar yeni yakıtlar olarak. Reaktörde yakıtı tüketirken %3-4 zenginlikte diyoruz. Uranyum 235 içeriyor. Kalanı da 238. Bu uranyum 238 reaktörde bir yandan 235 yanarken 238 de aslında yakıt olarak kullanabileceğiniz plütonyuma dönüşüyor. Ve süreç bittiği zaman o nükleer yakıt elemanı artık kullanılmış olarak reaktörden çıktığı zaman yeniden proses edilebilir birçok malzeme içeriyor. Bu yakıt, kullanılmış yakıtlar açılıyor. İçerisindeki plütonyum gibi yakıt malzemesi olabilecek malzemeler alınıyor ve doğal uranyumla beraber karıştırılıyor. Metal oksit dediğimiz, MOX dediğimiz bir yakıt türü olarak yeni bir yakıt yapılıyor. Bu yakıt zenginleştirilmemiş uranyumla kullanılmış yakıttan çıkan plütonyum ve başka kullanılabilecek, yakıt olarak kullanılabilecek yeni nükleer malzemelerin karışımından oluşuyor. Üçüncü ünitede bu mu var? Evet, orada bir... Bunun riski ne? Yani plütonyum, diğerinden farkı ne? Diğer iki üniteden farkı ne? Plütonyum daha sıkıntılı bir malzemedir. Neyi kastediyorsunuz? Sentetik bir malzemedir. Aslında doğada bulunmayan, reaktörlerde ki bu füsyon sonucunda açığa çıkan, daha doğrusu füsyon sonucunda değil de 238, uranyum 238 nötronla reaksiyona girerek bir seri sürecin sonunda plütonyuma dönüşüyor. Ve aynı zamanda da nükleer silahlarda da kullanılan bir malzemedir. Hem reaktörlerde hem silahlarda. Bu plütonyum kontrol açısından ek sıkıntılar getiriyor. Nitekim de ünite 3'te 400 bin mikrosievert saatte dozlardan söz ediliyor ve en ağır problem de benim görebildiğim, okuyabildiğim bilgiler çerçevesinde ünite 3'te yaşanıyor. O ünite 3'ün öyle bir özel durumu var. Biraz daha dikkatli izlenmesi Peki, gerekiyor. Orada diğer iki ünitede olduğu gibi herhangi bir patlama, Allah korusun, yaşanacak olursa bunun sonucu nedir? Ya şimdi oradaki patlamaların hepsi aslında hidrojen gazının tepkimesiyle oluşan kimyasal bir tepkime aslında. Peki burada sızıntı olursa diye sorayım o zaman. Sızıntı olursa ki nitekim olmuş durumda, füsyon ürünleri çevreye bir miktar yayılmış durumda. Üçüncü üniteden. Hem üçüncüden hem birinci üniteden. Ama bunların miktarlarına baktığımızda
böylesine bir kaza için son derece sınırlı kalmış. Yani Çernobil'le karşılaştırdığınızda son derece kontrollü, sınırlı. Onun da nedenini izah etmiştiniz zaten siz. Şimdi peki Çernobil sonrası 1986'dan sonra özellikle Uluslararası Atom Enerjisi sıkı güvenlik kuralları getiriyor nükleer santrallerin inşasında. Şimdi bu katı normların gerekli yetkinlikte uzmanların denetimi dışında tutulup, bu normları uygulayacak uzmanların denetimi dışında tutulup bürokrasi tarafından özellikle ülkelerde, Türkiye'yi kastetmiyorum sadece, yeterli düzeyde uygulanmadığı iddiası var. Sıkça da dile getiriliyor. Evet, yani Uluslararası Atom Enerjisi 1986'dan bu yana nükleer santrallerde çok ciddi katı normlar getirmiş vaziyette, bu normlara uyulmasını talep ediyor. Fakat gerek ekonomik sebepler, gerek başka bir takım sebeplerle bu santrallerin inşasında özellikle bürokrasi etkin olarak uygulanmayabiliyor deniliyor. Doğru mudur bu? Şimdi Uluslararası Atom Enerjisi o kadar sıkı denetimi olan bir yapı, bir örgüt ki, yani bizde de, bizim üniversitemizde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Enerji Enstitüsü'nde de bir nükleer araştırma reaktörümüz var. Ve bir örnek anlatacağım size. Buyurun. Bu araştırma reaktörümüz her sene denetlenir. Viyana'da merkezi bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın inspektörleri tarafından. Bizim reaktör öyle bir özel reaktördür ki normal bir reaktörde kazaya yol açabilecek her türlü deneyi hiç korkmadan yaparsınız. Bu ek güvenlik önlemlerinden dolayı değildir. Daha önce anlatmaya çalıştığım yakıtın özel yapısı nedeniyle kaza koşulları bile oluşturursanız kendi kendini frenleyen bir mekanizması vardır fiziği gereği. Dolayısıyla da reaktörde hiçbir şekilde kaza yapma şansınız yoktur. Yani böyle bir reaktörde, bizim enstitüdeki reaktörden bahsediyorum. Şimdi böyle bir reaktörde her sene denetime gelirler. Bütün nükleer yakıt elemanları orada mı, gerçekten aşağıda mı ve durumları nedir? Tek tek bunlar sorgulanır, denetlenir. Ben şunu hatırlıyorum. Bir gramlık bir öğrencinin test çalışması için çekmece araştırma reaktöründen bizim enstitüye getirilmiş bir gramlık doğal uranyum vardı. Yani zenginleştirilmiş de değil, doğal uranyum. Yani rezervden çıkarılmış, temizlenmiş, pelet haline getirmiş doğal uranyum. İnspektörlerin elinde o bir gram uranyum bile kayıtlı ve onun bizim enstitüye geçtiği de kayıtlı. Hangi tarihte, kim tarafından getirildi. Bizden onu göstermemizi istediler. Ellerinde dedektörler var, tespit edecekler ve oraya kontrol çizelgesine tikini atacak. Tamam, gördüm, burada, orada, yerinde diye. A laboratuvarından B laboratuvarına malzeme deneyler sırasında geçiriliyor. Çünkü deney düzeneye taşınıyor. İnspektörleri götüren hocam da A laboratuvarına götürüyor. Deneyler hala orada devam etti düşüncesiyle. A laboratuvarında bulunamıyor uranyum peleti. Ve inspektörlerin, ben de oradaydım o sırada, şu anda burayı kapatırım dedi. Eyvah. Yani onu hemen buraya getiriyorsunuz, buluyorsunuz neredeyse. Bütün süreci durdurdu. Teftiş sürecini de askıya aldı ve bizi bekliyor orada. Onun oraya getirilmesi. Nitekim B laboratuvarına taşındığını, bütün ekipmanların sonra deneyi yürüten hocadan hemen bilgi alındı ve götürdü, gösterildi. Kontrol çizelgesine okeyini attı ve süreç devam etti. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Siz diyorsunuz ki bu hassasiyet tabii sadece İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'ne yönelik bir hassasiyet değil diyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi bakın, araştırma reaktörü, hiçbir kaza riski yok diyorum. Ve reaktörle de ilgili değil, denetim sırasına gelmişken doğal uranyum 1 gram onu görmeye çalışıyor ve göremediği zamanki reaksiyonunu anlatıyorum. Şimdi bir güç reaktöründen bahsedebiliyoruz ve bir kaza riskinden bahsediyoruz. Ve kaza olduğunda hepimiz de bunu, işte Çernobil olayında da yaşandı, sadece o bölgenin insanlarını ilgilendirmiyor, bütün dünyayı ilgilendiren bir probleme dönüşüyor. Dünyadaki bütün nükleer santraller Uluslararası Atom Enerjisi tarafından periyodik kontroller mi geçirirler? Evet, evet. Yani oranın müfettişleri belirli periyotlarla giderler nükleer reaktörlere. Çok da detaylı, çok da sıkı denetimler vardır. Peki o zaman soru. Ocak 2011'de kapatılması gerektiğini söylediğiniz normal koşullarda. Fukushima nükleer santralindeki reaktörler Japon hükümetinin aldığı kararla nasıl çalışabiliyor hala? Şimdi şöyle, tabii bunlar söylediğim gibi hani hükümetin siz devam edin çalıştırmaya demesiyle olup ve biten bir şey değil.
Bu devam reaktörün işletmeye devam yani çalıştırılmaya devam edilmesiyle ilgili düşünce çok önceden değerlendirilir. Bununla ilgili reaktörün bir 10 yıl daha çalışabilecek şekilde reaktörde yapılması gerekenlerin bütün listesi çıkartılır. Bu listeler doğal olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın da bilgisi dahilindedir. Ve bütün mekanizmaların onay vermesinden sonra bu 10 yıllık süre uzatılır. Şimdi ben zannediyorum... Bu bir geçiş sürecine falan mı denk gelmiş yoksa? Zannediyorum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da bu süreçle ilgili bu yaşananlardan sonra yani reaktörlerin ömrünü tamamlayan reaktörlerin ömürlerinin uzatılması konusundaki değerlendirme sürecini yeniden gözden geçirecektir. Yani öyle tahmin. Peki Türkiye'de nükleer enerji uzmanı sayısı mevcut projelerin Türkiye'deki Akkuyu ve Sinop için söylüyorum özellikle işlerliliğinde ulusal kontrol sağlayacak düzeyde mi? Şimdi orada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bir kere önce onu açık olarak ifade etmek gerekiyor. Türkiye